Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ala ikhvanihi minen nebiyyine vel murselin. وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اَعْتِصَامِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيبِ نَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَب۪يَّ بَعْدَهُ أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَث۪يمٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَر۪يمِ Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bizleri sevmesi çok önemlidir. Allah bizi seviyor mu? Nereden bilelim? Ölçümüz, biz ne kadar Allah'a karşı sevgimiz var, onunla alakalıdır. Yani sizler ne kadar çok Allah'ı seviyorsanız, sevginin simetrikliği içerisinde muhakkak ki Allah da sizi işte o kadar seviyor demektir. Bu cümle üstünde aslında saatlerce konuşmak lazımdır. Ama kısa hutbe serisi içerisinde Allah'ın bizleri sevmedeki ölçüleri veya sevmemesindeki ölçüleri Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde bunları madde be madde beyan buyurmuştur. Allah'ın kimleri sevmediğiyle alakalı la yuhibbu ifadesiyle Allah kimleri sever de yuhibbu ifadesiyle Kur'an'da madde be madde ifade edilmiş, ilan edilmiştir. İşte bu seri içerisinde Allah'ın kimleri sevmediği hususu üstünde duruyoruz. Şu ana kadar 5-6 madde halinde anlattığımız bu hususlardan bir tanesi de hutbeye başlarken okuduğum ayeti kerimede anlatılıyor. Bakara suresinde gelen bu ayet, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَث۪يمٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Faiz diye tercüme ettiğimiz Kur'an'da geçen tabir riba. Ribayı tam faiz diye ifade etmek lazım mı? Üstünde ayrıca konuşulabilir. Ama Kur'an-ı Kerim ısrarla ribanın aleyhinde konuşur. 70 çeşidi olan ribanın aleyhinde konuşur. Ve en ağır haramlar ve günahlar içerisinde
en ağır Allah tarafından tenkit edilen haram ribadır. Çünkü öbür alemde şeytan çarpılmışçasına haşrolacaklar. Eli kolu ayrı bir yerde, başı gözü farklı bir yerde şeytan çarpmış gibi haşir meydanına gelen insanlar olacak. Bunlar riba yiyen, faiz yiyen insanlar olacağı anlatılır. Ve o ayetlerin devamı içinde de denir ki, kim faizle, riba ile meşgul olur onu yerse, Allah ve Resulüne karşı harbi ilan etmiş olur. Veya Allah ve Resulü ona harbi ilan etmiş olur. Allah düşmanları yerinde ifade edilmiştir. Ama ayette Cenab-ı Hak yemhakullahu riba ve yurbis sadakat denge içinde mevzuyu ifade ederken Allah ribayı bitirir. Allah faizi, faizle elde edilen malları, imkanları bitirir. Sen zannedersin ki kazanıyorum. Zannedersin ki karlar içindeyim, çok şeyler elime geçiyor zannedersin. Hem Allah'ın kat'i beyanı hem de tarihi tecrübelerle sabittir ki faizle meşgul olan, beslenen insanların maddesi de bitiyor, cesedi de perişan oluyor ve hiçbir zamanda bu dünyada huzur ve mutluluk elde edemiyor. Ama ve yurbis sadakat, verdiğiniz zaman, sadaka verdiğiniz, zekat verdiğiniz zaman da o malın artmasına, daha da çoğalmasına sebebiyet veriyor. Faizle elde ettim, çoğalttım zannediyorsun, bitiyor. Sadaka ve zekat vermekle mal elimden gitti, azaldı zannediyorsun. Halbuki Allah onu çoğaltıyor diye ifade ediyor. Üzüm asmalarında ara ve budak yapılır. Neredeyse asma kadar bir asma kesilir, atılır. Kocaman üzüm asması ara ve budak neticesinde küçücük kalır. Eyvah ki eyvah, ağaçtan, asmadan çok şey gitti zannedersin. Halbuki bu gitmeler onun ömrünü uzatır. Daha gençleşmesine sebebiyet verir. Meyvelerinin de üzümlerinin de daha çok vermesine sebebiyet verir. İşte ve yurbis sadakat da buna benzer. Allah'ın verdiği imkanlardan sen Allah yolunda verirsen, hem de ne kadar çok verirsen, Allah sana o kadar fazla verecek, hem dünyada maddeten bereketler bulacak, manevi olarak haz elde edecek, saadet bulacaksın. Hem de öbür alemde ebedi cenneti kazanacaksın. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Ve kutsi hadisinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, enfik, ünfik aleyke. Sen infak et, sana infak olunacaktır. Allah diyor ki şu ana kadar benim verdiklerimden versen, bana güven, ben sana misliyle vereceğim. Halk arasında bunun bir yanlış tabiri var. Gidersin adama Allah için bir şey talep edersin. Der ki Allah bana, ben sana. Şimdi ben de yok, Allah bana, bana ben sana. Bu hadisi kutsiyi perişan etmektir, manasını alt üst etmektir. Allah öyle demiyor, şu ana kadar verdiklerimden ver hele sen. Bana güven ki ben sana vereceğim. Hem de nasıl vereceğini anlatırken de seb'a sene bile fi küllü sümbületin mi'eti habbe ayetiyle
Tarlaya bir mısır tohumu atarsın, darı. Ondan 7 tane sömek meydana gelir. Her birinde 100 tane olur. Elinden bir çıkmaya ve çürümesine bedel 700 tane olarak geri döner. İşte Allah diyor ki sen benim yolumda verirsen ben de sana bu ölçülerle işte böyle vereceğim. Yemhakullahu riba ve yurbi sadakat üstünde saatlerce diğer ayetlerin de anlattıklarıyla konuşabiliriz. Ama benim ana maksadım bu ölçünün arkasında anlatılan Allah'ın kimleri sevmediğiyle alakalı. Ayetin sonunda diyor ki vallahu la yuhibbu kulle kaffarin esim. Keffar çok nankörlük yapan demektir. Veya çok küfür yapan demektir. İnkar manasında çok küfür yapan demektir. Buradaki keffardan maksat haramı helal, helalı haram sayan kafir demektir. Esim de öyle bir günah işliyor. Öyle günahlara giriyor ki o günahlar sayesinde arkasından yüzlerce günahı sürükleyip götürüyor. Çok kafir olan ve esim olan, çok günahkar olanları Allah sevmez diyor. Demek ki faizde çok küfran var. Faiz alışverişinde bulunan bir insan riba 70 çeşidiyle hayatımızı mahvetmiş olan ribadan keffar olan bir küfran, bir inkar var. Ve pek çok günahları da beraberinde getiren öyle günahlar var, öyle günahlar var ki ayet onu anlatırken esim ifadesiyle anlatıyor. İşte Allah bunları sevmez diyor. Allah'ın kimleri sevmediğiyle alakalı, sevmeyeceğiyle alakalı. Çünkü yuhibbu fiili muzaridir. Fiili muzari hale ve istikbale delalet eder. Senin vefat edeceğin ve kıyamet kopacağına kadar ki bütün zaman diliminde aynı işi yapanları Allah sevmedi, sevmiyor, sevmeyecek demektir. Ve Allah'ın sevmediği kimseler de dünyada maddeten bitmiş, ebedi hayatını perişan etmiş, hasirat dünya vel ahirat tokadını yiyenlerden olmuştur. Cenab-ı Hak hasirat dünya vel ahirat tokadını yiyenlerden olmadan bizleri muhafaza buyurarak Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten diyerek dua yalvardığımız dünyada bize hasenat ihsan etmesini eylemesini ahirette ebedi hasenata gark eylemesini diler ve bu ümitle bu reca ile bu denge ile inşallah yaşayacağız. Cenab-ı Hak öyle yaşamaya muvaffak kılsın. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'anu festemi'u le ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ.